cansız bir şeydir. En önemlisinden başlarsınız. Metot etüdü yaptığınız zaman size maddi manevi en büyük kârı getirecek olan şeyden, kazancı getirecek olan işten başlamak akıllıca olan değil midir? O halde şöyle bir madde çıkmıştır ortaya. İşin seçimi. İşin seçimi derken efendim benim canımın istediği iş diye ben seçiyorum efendim veya genel seçimlerde politikadaki böyle bir seçim değil bu. Buradaki seçim arkadaşlar sizin metot etüdü yapmayı düşündüğünüz işi seçmek. Seçime çabayı tesir eden pek çok faktörler var. Sırasıyla göreceğiz onları. Ekonomik faktörler, beşeri faktörler ve teknolojik faktörler olarak o kadar çok faktörün etkisi altındayız ki 12 tane filan faktörün etkisi altında bir işi seçmek zorunda kalacağız. Mesela bunlardan birisi nedir? Dar boğaz problemi varsa bir yerde bu bir ekonomik faktördür. Aman oraya müdahale et. Orada bir metot etüdü çalışması başlat diye bağır bağır bağırıyor iş. İş böyle bağırıyor. Dolayısıyla arkadaşlar seçme öyle en tipi biten bir aşama değil. İkinci aşama seçtiğimiz işi kaydedeceğiz arkadaşlar. Kaydederken eldeki yöntem ve ilgili bütün bilgileri, bu yöntemle ilgili bütün bilgileri, bu işle ilgili bütün bilgileri doğrudan gözlem yoluyla kaydetmek. Üçüncü aşama şudur arkadaşlar, tahtaya kutular halinde biraz önce sızmaya başlamıştım. Tetkik etmek, incelemek, tenkit etmek, kritik etmek, eleştirmek. Şimdi hani aldınız ya, mevcut metodu kaydettiniz ya, işte o metodu başlayın bakalım incelemeye. Parantez açmışız demişiz ki bu iki kelime şu manaya gelir. Şematize kayıtlar. Kayıtlarımız öyle destan gibi, roman yazar gibi değil. Üç sayfa yazı yazıyorsun da noktası belli değil, virgülü belli değil. Kocaman bir cümle gibi yazılar var. Bazı raporlar öyledir. Öyle değil. Kayıtlarımız mümkün olduğu kadar çabuk anlaşılabilir. Şematik semboller, şematize kayıtlar diyoruz. Bunlarla yapılmış kayıtlardır. Ne nasıl kayıtlar olduğunu göstereceğiz. Mesela iş akım şemaları diye bambaşka yepyeni öğreneceğiz. Bir konu çıkacak karşımıza. O halde kayıtlarımızın tekniğine ne diyoruz? Şematize kayıtlar. Bunlarla ilgili olarak sembolik ve sade bir ifade kazanmış olan mevcut metodu böylece kaydettikten sonra, biraz önceki aşamada bunu yaptıktan sonra, yani kayıt aşamasında bunu yaptıktan sonra bunu incelemek, bir bir incelemek ve eleştirel bir bakış açısıyla, tenkitçi bir gözle bu mevcut metodu sistemli bir şekilde ve amaca uygun bir şekilde bir teknikle incelemek. Amaçtan sapmadan, aman o sırada başka uçuk fikirlerle kafamızı, zihnimizi bulandırmadan amaca uygun bir şekilde, gayeye uygun bir şekilde incelemek. Buna tetkik ve tenkit aşaması diyoruz. Eski kelimelerle bunlar çok basit. Bir, seçme. İki, kayıt. Üç, tetkik ve tenkit. Dört, geliştirme. Şimdi siz böyle çalışırsanız doğaldır ki dördüncü aşamada mevcut şartlar altında eldeki yani hali hazırdaki yani mevcut metodu bütün imkanları göz önüne alarak ve bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak pratik ve ekonomik yönden de işe yarar bir yöntem geliştirmek. Bir ekonomik yöntem geliştirmek. Yeni geliştirdiğiniz yöntemin gayri iktisadi olması, ekonomik olmaması aklımızdan bile geçmez. Onun için ne diyoruz ona? Pratik ve ekonomik bir yöntem. Başka kelimelerle pratik ve ekonomik bir metot geliştirmek. İşte bitti işiniz. Tenkit ederken, çözüm seçeneklerini yoklarken filan filan ve sonuçta böyle bir metot geldi elinize. Ama ben bunu geliştirme aşamasında sizin adım adım ne yapacağınızı tekrar anlatacağım. Bunlar başlıklar daha. Peki
Tekrar söylüyorum, seçtik, kaydettik, tetkik ettik, tenkit ettik, geliştirdik. Hocam geliştirdiysen iş bitmiştir. Tamam, doğru, bitti. Bunu tatbik edeceğiz. Bakın, mecliste kanunlar geçiriliyor, toplum içinde bir müddet uygulanıyor. Bir müddet sonra gelen tepkilere göre değiştiriliyor. Biz bu tatbikatı görmek istiyoruz. Yeni metodu tatbik etmek istiyoruz. Önce teklif ediyoruz, tabii tatbik etmenin aşaması bu. Üst amirlerimiz bunu okey bize veriyorlar, muvaffakat veriyorlar ve diyorlar ki evet uygulayabilirsin diye onay veriyorlar. Ve başlıyor o metotla işler yapmaya başlıyoruz ve izliyoruz. Diyoruz ki izlerken kusurları var mı? Ben zihni planda, entelektüel planda, ben teorik planda, ben bir ideal düzlemde işi bizzat tatbik ettirmeden önce mükemmel zannettim ve ben buna ne dedim? Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, ekonomik bir yöntem dedim buna. Bu ekonomik yöntemi ben öyle söyledim de uygulamaya başladım. Bakalım gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle bu yöntem. Diyorum ki bunu gerçekten böyle olup olmadığını anlamak için tatbik ederken uygulamayı düzenli olarak takip etmek, izlemek, kontrol etmek ve izlemek. Onun da açıkları vardır. Hemen bir iki ay içinde, bir iki hafta içinde kendini ele vermeye başlar. Fahiş hatalar yapmadıysanız, fahiş hatalar yaptıysanız, büyük hatalar yaptıysanız daha bir günde ele vermeye başlar. Yani yeni yementom yöntemi de o kadar mükemmel olmadığını daha ilk saatlerde anlayabilirsin. Çok kötü yanlışlıklar yaptıysan. Ama biz onları düşünmüyoruz. Biz yine gerçekten teorik olarak iyi olduğuna inandığımız bir şeyi tatbik ediyoruz. Ve iyi işleyeceğine de emin bulunduğumuz bir metodu tatbik ediyoruz, uyguluyoruz. Ve fakat biliyoruz ki zaman içinde bunun kontrol ederek, izleyerek eksiklerini yakalayabiliriz. İşte bu takip fikriyle, bu takip fikri ve takipten sonra da revizyon fikriyle çalışırsanız o metot çok kısa bir sürede mükemmele erişir. Bir başkasının, dışarıdan gelen bir yabancının çok iyi bir yabancı göz olarak her şeyi kritize etme imkanına bizden daha fazla sahip olduğunu düşündüğümüz yabancı bir gözün bile yakalayamayacağı kusurları biz yakalarız ve metodumuzu mükemmelleştiririz. İşte olay böylece. Olay bitmiştir dedikleri şey budur. O zaman olay biter. Şimdi gelelim acaba bu altı aşamada yapılan şeylerden birinci aşamada işin seçimi dediğimiz şey o kadar basit iki kelimeden ibaret. Görüyoruz ki arkadaşlar hayır öyle değil. Metot etüdü yapılacak iş birçok faktörü göz önüne alınarak ancak seçilebilir. Bu faktörler arkadaşlar ekonomik faktörlerdir. Beşeri faktörlerdir ve teknolojik faktörlerdir diye üçe ayırıyoruz. Bu faktörlerin üçünü birden bir arada düşünürsek arkadaşlar buna işin seçimine tesir eden faktörler demeyiz. Ekonomik oluşuna faktörlerin, beşeri oluşuna ve teknolojik, teknik faktörler oluşuğu faktörlerin isimleri değildir. Faktörlerin isimleri arkadaşlar ekonomik faktörler dedikten sonra burada yedi madde halinde özetlediğimiz faktörler, evet faktör ismidir bunlar. Bir, dar boğaz problemi. İki, mükerrer işlemler. Üç, işin tehlikeli oluşu. Dört, yorucu, yorgunluk yaratıcı işler oluşu. Iskartası çok oluşu. Değişken maliyetli oluşu, pahalı oluşu. Şimdi bu ekonomik faktörleri arkadaşlar, dar boğaz problemlerinin mevcudiyeti ne demek? Anlatalım bunu. Şimdi A ve B iş istasyonları var. B istasyonuna kadar problem yok. A'dan B'ye geçiş çok iyi. B'den C'ye geçiş de çok iyi. Ama D tezgahının önüne bir bakıyorsun mal yığılmış. Ha, A, B, C tezgahlarının temposu, hızı, sürati, iş akış hızı birbirine eşit ama D tezgahı onlara yetişemiyor.
İşte burada bir darboğaz problemi vardır. Bunu bottleneck, yani şişe ağzı problemi diyorlar. Batılılar öyle söylüyor. Hakikaten şişeyi ters çevir, şöyle ters çevir, şuraya gelir su boğulur, buradan havayı içine almadıkça bu su tıkanır her defasında. Ta ki bir lokma buradan su düşecek, bir lokma içine hava girecek, yeni su gelebilir. Burada hep bir sıkıntı yaşanır. Onun için tam bu şişe ağzındaki yaşanan problemlerden dolayı onlar dar boğaz problemine bu ismi vermiş. Biz ise böyle A, B, C tezgahlarının hızına, D tezgahının yetişememesi gibi bir olaya veya A, B, C yollarından trafikte gelen bir şeyin tam bir köprüde sıkışması olayına ve sıkışıp da bir ana arterde birbirine bağlanırken işleri, akışın yavaşlaması olayına biz ne diyoruz arkadaşlar? Çok güzel, şu boğazımızı göstererek insan vücudundan bir örnek veriyoruz. Bu boğazın dar bir boğaz oluşunu söylüyoruz. Bu boğaz aynı zamanda ne diyoruz? Tabiatta İstanbul, Çanakkale boğazlarındaki gibi denizlerde de isim veriyoruz. Boğaz orası hakikaten. Orada bir dar geçitten geçiyor. O geçit dar, daralarak aktığı yere hep biz boğaz demişiz. Şimdi biz buna boğaz problemi desek de olurdu. Ama dar boğaz problemi deyince biraz daha biz terminolojik bir vurgu yapmışız, tabiri böyle koymuşuz. Dar boğaz problemi diyoruz. Çok anlaşılır bir hale getirmişiz. O zaman ona müdahale etmez misin? O işleri yavaşlatan bir şey değil mi? Bu non-ekonomik veya gayri iktisadi bir durum değil mi? Metot etüdü yapmayıp da seyredecek misin? Hayır. Hemen metot etüdü yapacaksın. İşte dar boğaz probleminin mevcudiyeti bu demek. Peki mükerrer işlemler varsa, yani bir işin tekrar tekrar yapılmasını gerektiren bir yanlışlıklar varsa, işin yapısında varsa bu, siz neden ben bu işi tekrar tekrar yapmak zorunda kalıyorum yahu? Şurasını yaptırıyoruz, gönderiyoruz müşteriye de hemen dönüyor orasına tekrar bir E'ye daha sürtmek, bir zımpara daha sürtmek gerekiyor. Neden bu mükerrer işlem? Bir anahtarcı, götürüyorsun anahtarını, veriyorsun kopyasını, efendim adam bir şeyler sürüyor vesaire, efendim sana makinede çekiyor anahtarı, getiriyorsun, açamıyorsun, bir daha götürüyorsun adamı. Adamın kapısının önünde müşteri de var ama alıyor seninkini, utanıyor çünkü. Tekrar oraya E, tekrar oraya zımpara, biraz daha kendisini sorumlu hissederse gidip senin kapına kadar gelip onu kendi eliyle yokluyor, yanına yine ince E'ler falan. Bu mükerrer iş değildir de nedir? Peki ne yapması lazım adamın? Bunları bilerek, böyle efendim kolayca çalıştıkları, iki anahtarı birbirine kopya ederek çalıştıkları basit makineler var. O makinelerden sonra şimdi neler var? Tel fırçayla sürtüyorlar. Bir E'yle sürtüyorlar. Bir tane zımpara kağıdıyla ovalıyorlar. Mümkün olduğu kadar talaş, yonga, çapak, bir şeyler kalıp da ben tam formunu, bir formu bir forma tam manasıyla işitledim ama küçük böyle çapaklar ve talaşlar kaldıysa onları da bir güzel ovalayayım diye adam buna gayret ediyor. Neden gayret ediyor? Mükerrer iş karşısına çıkmasın diyor. Çünkü adam kapısını açamayınca geliyor. Bizim de böyle öyle işlerimiz vardır ki bazı işlerin tekerrürüne sebep olan bir sürecimiz, bir iş istasyonumuz, bir operasyonumuz vardır. Bir gün diyeceksin ki hop burada bağıran bir ses var. Burada bir feryat var. Burada bir mükerrer işi çok çok olmaya başladığını, tekrar tekrar olmaya işin yapıldığını söyleyen bir ses geliyor diyeceksin. İşte budur. Hemen orada metot etüdü yapacaksın. Yapacaksın. Bunu yapmaktan hiçbir şekilde kaçmayacaksın. Bu çünkü ekonomik bir faktör. Şu söylediklerimizin hepsi müthiş para kaybettiren faktörler. İşin tehlikeli oluşu. Bakın işin tehlikeli oluşu bilhassa biz insani bakımdan, beşeri bakımdan tehlikeyi tekrar beşeri faktörler içinde zikredeceğiz. Çünkü insan tehlikelerden en çok korumak istediği varlık hemcinsi olan diğer insanlardır. Ama biz biliyoruz ki tehlikeli iş makineye da tehlikelidir, işe de tehlikelidir, insana da tehlikelidir ve ekonomiktir. Ekonomik oluşu bakımından burada gözden geçiriyoruz. Hemen müdahale edeceğiz. Hiçbir göz onu göremiyorsa, insani boyutta göremiyorsa bile, insani boyut bile yok, insanlar orada yoksa bile, tehlike varsa, makineler birbirinin üstüne düşüp parçalıyorsa birbirlerini, ne
O zaman insanın can tehlikesi olmasa bile ne var arkadaşlar? İktisadi bir kayıp var. O halde ekonomik göreceğiz. Şimdi Türkiye'de mesela trafik kazaları var. Trafik kazalarda diyor ki her sene 6.000 tane ölüm, 10.000 tane yaralı vesaire vesaire. Harplerde bu kadar kaybımız yok. 10 senede 60.000 kişi, 100.000 kişi kaybetmişiz. 20 senede filan bu sözleri duyuyoruz. Korkunç. Korkunç üzüntü veren sözlerden sonra bir de hemen arkasından diyor ki televizyonda, haberlerde diyor ki bu da şu kadar milyar dolar eder diyor. İnsanı söylemeden sadece otomobilleri kastediyor. Demek ki insanlar bunu da söylüyor. İnsanın mevzu bahis olmadığı ve namevcut olduğu, bulunmadığı yerde bile ne olur? Makineler arasında birbirine tehlike yaratacak durumlar olabilir. Dördüncüsü arkadaşlar, yorucu ve yorgunluk yaratıcı işlemler. Bunu aynı zamanda ekonomik görüyoruz. Zaten beşeri olduğunu söyleyeceğiz. Iskartası, çünkü yorucu ve yorgunluk yaratıcı iş bir müddet sonra sizin para ödediğiniz, maaş ödediğiniz, karşılık verdiğiniz, bir ücretle karşıladığınız emeğini insanların sabah tan akşama aynı performansı elde edememeniz demektir. Adamı bir kere görüyorsunuz, işinden şikayetçi, bezgin hale getiriyorsunuz. O işin bir dertli tarafı. Bir dertli tarafı daha ne? Sabahki performansını adamdan ikindi de alamıyorsun arkadaş. Bunun tam diyagramını çizmiş de, tam eğrisini çizmiş de, tam manasıyla buradaki gidişatı takip etmiş de ne kadar bir ekonomik kayba sebep oluyor. Bunu ölçmüş değiliz ama biz biliyoruz ki biz buna müdahale edersek ekonomik bir kazancımız da olur. Beşincisi arkadaşlar, ıskartas veya İngilizce'de scrape dediğimiz bir kelime. Iskarta da Türkçe bir kelime değil ama biraz İtalyanca'ya benziyor, nereden girdiğini bilmiyorum. Iskarta ne demek arkadaşlar? Bir şeyin ham maddesini de bir parça kurtarmışız ama o parça işlendikten sonra fonksiyon ifa edecek şekilde teknik resim ölçülerine uygun bir şekilde işleyemediysek, bu operatör elinde olduysa veya tezgah elinde olduysa veya takım sebebiyle olduysa, bir başka sebeple olduysa, o parçayı biz kullanamaz hale getirdiysek, ham maddesini de neredeyse bir parça ziyan ettiysek ve şöyle bahçemize fırlattıysak, fabrikanın açık alanına bir yere koyduysak, yahu ben bundan, bu kocaman bir kütüktü, yuvarlak, başka bir şeydi ama ben bundan şu çapta efendim bir başka malzeme yapabilirim. Çünkü ben bundan daha büyük çapta bir malzemeyi toprağa attım. Bu çapta yarın bir gibi bir malzeme attım diye feda da edemeyiz. Ham madde deposuna da koyamayız. Mamur madde deposuna da koyamayız. Bunu o şekilde bir yerlere atarız. Bu işte ıskartadır. Iskartalarımız genellikle böyle bahçelerde falan bulunur ama malzemesini bir gün kullanabileceklerimiz vardır içinde. Oraya atalım, buraya atalım. Atmamız önemli değil. Ama kullanamayacağımız, üstündeki emeği harcadığımız, bir ekonomik değer ödediğimiz, emeği kaybettiğimiz aşikar. Malzemenin büyük bir kısmını kaybettiğimiz aşikar. Yeniden yeni malzeme al, yeniden onu çalış. İşte ıskarta bu demek. Buna sebep oluyorsa ıskarta derler. Iskartası çok bir işlem olarak, o söz konusu ettiğimiz işlem, iş gözümüze çarpıyorsa hemen git müdahale et. Çünkü o metot etüdü yapmaya layık bir iştir, medar olan bir iştir, mecburi olan bir iştir. Altıncısı, değişken kalite gözleniyor. Ya kalem bileme konusunda bir kusur işliyoruz, bir şeyler işliyoruz, kalite kontrolde bir kusur işliyoruz. Sizin bugün 5. sömestr öğrencilerisiniz, 6. sömestrde istatistik dersiniz var. O istatistik dersinde ben size birçok defalar söyledim. O istatistik dersi içinde bir yerde diyorum ki kalitesine güvenilen ürünleri düşük maliyetle, en kısa sürede düşük maliyetle, ucuz fiyatla sürekli satmaktır. Ortalama bir kalite veya güvenilen bir kalite anlayışından sonra
ben işlerin belli bir seviyede ucuz olmasını, hızlıca çok kısa sürelerde yapılmasını, düşük maliyetle yapılmasını arzu ediyorum. O istatistiklerinde bunu söyleyeceğiz. Ve dolayısıyla arkadaşlar bizim kalite anlayışımızda şu çıkacak ortaya, o sömestrede göreceğiz. Bizim kalitemiz her zaman belli sınırlar içinde, toleranslar içinde belirlenmiş kalitelerdir. Yoksa biz 40 milimetre, nokta, sıfır, sıfır, sıfır. Bir mikron fazla değil, bir mikron eksik değil. Biz 40 milimetrelik mil dediğimiz zaman böyle mil istemeyiz. Tolerans fikri zaten buradan gelir. Biz 40 milimetreye getiririz istersek parçaları. Polisaj dediğimiz parlatma işlemi ne kadar götürürüz? Taşlamadan sonra honlama, efendim rektifiye, taşlama, honlama, lepleme, parlatma buraya getiririz ve biz üstünde 1 mikron fazlalık bırakmayabiliriz. Ama parlatma işlemi bile öyle bir işlemdir ki bezle, çuha ile bile bir şeyi parlatırken belki 1 mikron eksik de 40 milimetreden aşağıya 39,999'a düşürürsün. O kadar da emin olma. Yani talaş kaldırma veya diğer bütün işlemlerden o kadar da emin olma. İnsanlar 1 mikronu muhakkak gerçekleştirirler. Ne fazla ne eksik. Bu noktada 40.0.000'da tutabilirler diye bir kanun yok. Onun için uçak sanayinde tolerans fikri nedir? 1 ila 2.5 mikron arasıdır. 1 mikrondur yok. Sıfırdır yok. Yine 2.5 mikrona kadar bir tolerans vardır. Çünkü insanlar onun altına da iniverirler birdenbire. Elife elifine tam exactly ölçüsünde yapayım derse. Biz bu böyle bir kalite aramıyoruz. Ama biz yine de makul kaliteleri tespit ettikten sonra o kalitenin de çok değişken olmasını istemiyoruz. Eğer takım ömrüne çok dikkat etmezsek, kör takımla bir müddet birkaç parça daha işlersek, al sana kalitesi değişken işleri imalat parçasının içine sokuyorsun demek. Ve daha nice sebepler olabilir. Ama değişken kalite gözlenen bir iş, metot etüdü yapmaya efendim muhtaç olduğumuz bir iştir. Yedinci ekonomik faktör, ki bunlar bize hep pahalıya patlar, bunlar bize ekonomik kayıplar getirir dediğimiz yedinci seçim, pahalı, yüksek maliyetli işler yaratıyorsak, ortaya çıkarıyorsak biz yine oraya müdahale edeceğiz. Fabrikamızın birçok yerinde birçok iş yapılıyor. Hangi işten başlayacağız? Bu yedi tane maddeden bir tanesini gördüğümüz işe bakacağız. İki tanesini görüyorsak, üç tanesini görüyorsak hiç durmadan hemen o işe koşacağız. Bir tane ekonomik faktör kendisinde gözlemlediğimiz işe değil de üç tane, dört tane ekonomik faktörün yoğun olarak gözlemlendiği işe doğru dikkatimizi çevireceğiz ve o işi yapacağız. O işi yapacağız, metot edini onu bitireceğiz, öbürüne de geçeceğiz. Peki ekonomik faktörler dışında başka faktörler var mı? Var tabii. Mesela beşeri faktörler, insanla ilgili faktörler. Bu şu demek, yani siz ekonomik oluşuna bakmayın, teknik teknolojik oluşuna bakmayın, insana zarar veriyorsa, insanla ilgiliyse o da metot etüdü yapmaya layık, hemen de yapmamız gereken bir iş olabilir. Mesela tehlikeliyse, mesela çok kirliyse, çok pis ise, elbise dayandıramıyorsanız, elbiseye rağmen rahatsız ediciyse insan için. Buna ve tabii ki en önemlisi, öbürü hadi biraz subjektif gibi görünüyor, kirli ve pis iş oluşu. Ama tehlikeli oluşu hayati tehlike. Yorucu oluşu hayati tehlike, hem aynı zamanda insan vücudunu her gün yorarak, yorucu iş olarak siz sebep oluyorsunuz o işin yorucu olmasına. Buna ben örnek verdim size arkadaşlar. Şu yükseklikteki bir torna tezgahının yanı başında bu yükseklikte bir sehpaya yarım ağır maddeleri getirip koymazsa birisi, yere dökerse 100 tanesini, 5 kiloysa akşama kadar onu eğilip alan işçi yorulmaz mı? Ve siz buna bu adam değil onun şeyi, sorumlusu, mesulü, kabahatisi, suçlusu değil. Onu getirip döken adam da değil.
bu sistemi göremeyen mühendisler bu seviyede bir sehpanın üzerine koysaydı o 100 tane 5'er kiloluk, 3'er kiloluk parçayı arkadaşlar en az 300 kilogram metre, 1 metre eğilecek, 300 kilometre, kilogram metre yukarıya çıkaracak. 600 bin kilogram metrelik bir kayıp bu adamın sırtında yapılan iş olarak omurgasına, bütün kemiklerine, bütün adalelerine yük olarak binecek. Ve bu fuzuli bir iş. Buna benzer konuşmaları çok yaptık. Şimdi böyle bir işe müdahale etmez de ne yaparsınız? Hemen metot edilene efendim geçersiniz. Ekranda veya perdede görüyorsunuz. Aynı zamanda böyle bir işi seçtiğiniz zaman arkadaşlar metot etüdü çalışmaları için bu daha önce huzursuzluk yaratan bir konu olduğu için çabuk sizin çevrenizde bu işe diğer insanların katılımını sağlayan bir ortam yaratırsınız. Ne diyor? Bir yöntem olumlu bir faaliyet olarak karşılanacak. Sizin metot etüdü yaptığınız iş, işçiler arasında huzursuzluk yaratacağı yerde yorgunluk sarf etmeyi azaltan bir yöntem olduğunu hemen idrak eden işçiler sizin çalışmanıza hemen alkış tutacaklardır, olumlu bir faaliyet olarak karşılayacaklardır. İşte müzahir olmaları, size katılımının sağlanmaları demek bu. Üçüncü grup faktör, teknik faktörler arkadaşlar. Teknik faktörleri teknik bilgi ve teknolojik gelişmeler olarak ikiye ayırıyoruz. Tabii ki teknik bilgi olarak geride yaya kaldıysak, teknolojik gelişmeler bakımından yaya kaldıysak, o iş konusunda hangi işse o, metot etüdü yapmayacak da ne yapacaksınız? Bu kadar da insan köhne teknolojilerle iş yapmaya devam eder mi diye kendinizi sorgulayacaksınız. Veya iş bağıracak beni gündemine al diye. Şimdi işin seçimine tesir eden faktörlerden sonra işin seçimi dediğimiz hala metot edinin prosedüründe birinci maddedeyiz. İşin seçimine tesir eden faktörleri bu faktörleri göz önüne alarak işi seçtiniz. Seçtiniz. Biri veya birkaçını bir yerde yoğunlaşmış gördünüz ve işi seçtiniz. Seçtikten sonra yapacağınız şey arkadaşlar o işle ilgili olarak şu listede görülen şeyleri yapmaktır. O uzun bir açıklamaya ihtiyacı yok bunun. Seçilen iş ile ilgili bilgiler bir listede toplanacak. Mamulün işlemin ismini yaz geç, araştırmanın sebebini yaz geç, araştırma sınırlarını yaz geç, teklif edeni yaz geç. İşin özelliklerini yaz. Nedir işin özellikleri? A'dan, B'den, C'den, D'den, E'den, F'den, G'den, H'dan, İ'ye kadar pek çok özellik var. Neymiş mesela A özelliği arkadaşlar? Üretime, bu seçersem eğer ben bu işi, bu üretime işlem miktarı gün olarak, ay olarak, hafta olarak, yıl olarak tesiri nedir? Üretim ve işleme miktarı nedir bu iş? Peki bu iş toplam üretimin yüzde kaçıdır? Bu iş süre olarak ne kadar sürüyor? Kaç işçiyle çalıştırılıyor? Gerek endirekt olarak kaç işçi çalışıyor? Her ücret basamağında kaç işçi var? Ortalama ücretin üretim nedir günde? En iyi işçinin üretimi nedir? En yavaş işçinin üretimi nedir? Ödeme nasıl yapılıyor? Grup çalışması mı, parça başı mı, akor sistemi, zaman esaslı mı, primli ücret sistemleri mi, teşvikli ücret sistemleri mi? Hemen kaydet bunları. Üretimin standartları evvelce bulunmuş mu? Ne demek o? İşçiler açısından. Üretimin standartları evvelce bulunmuş mu? Zaman standartları, kalite standartları, üretimle ilgili bütün standartlar. İşin beğenilmeyen tarafları var mı? Nezaretçiler açısından. Bizim açımızdan.
İşin beğenilmeyen tarafı kirli, pis, tehlikeli, yorucu dedi. O işçi tarafından. Bizim açımızdan işin beğenilmeyen tarafları neler? Teçhizat kullanıyorsak, aparat kullanıyorsak, bağlama tertibatı kullanıyorsak, kolaylık aparatı kullanıyorsak, kısaca bugünlerde Türkçe'de kolaylık aparatı bile demekten üşendiğimiz kolaylık dediğimiz bir kelime doğdu. Terim olarak. Getirin bakalım şu kolaylığı diyorlar. Kolaylık. Halbuki şu kolaylık tertibatını getirir misin demesi gerekir. Kolaylık diyorlar. Şimdi biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Çok sayıda bir işlem yapılacaksa bizim maliyetleri filan dikkate alarak yaptığımız bir kolaylık tertibatı vardır. İşte biz de bakıyoruz bu işte bir kolaylık aparatı var mı? Bir teçhizat var mı? Bir donanım var mı? Bunun maliyeti ne şu anda? Süre ve maliyetler olarak bu donanımın etkisine. Bir defa daha bunu gözden geçiriyoruz. Yapan bir vakitler bilerek bilmeyerek yapmıştır veya hiç yapmamıştır. Bunları düşüneceğiz. Evet, burada biraz duralım arkadaşlar.